Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında tansiyon yükseliyor. Sevgili seyirciler, Ermenistan saldırılarında bir Azerbaycan askerinin şehit düşmesi sonrası Ermenistan Ankara'dan sert tepki geldi. Şimdi Bakü'ye gidelim. Fatih Avanos karşımızda. Türkiye en sert şekilde yine Ermenistan'a tepkisini dile getirdi. Neler aktaracaksın bize? Son durum nedir? Bu saldırının ardından Azerbaycan'daki son durumu ve Türkiye'nin tepkisini senden alalım. Evet, bir önceki gün hatırlarsanız Ermenistan'a ait bir taktik insansız hava aracı Ermenistan Azerbaycan cephe hattında Azerbaycan mevzi ve mevkilerine yönelik taciz uçuşları sırasında Azerbaycan ordusu tarafından başarıyla düşürülmüştü. Dün sabah saatlerinde yine devam eden ateşkes ihlalleri sonrası Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin açtığı ateş sonucu bir Azerbaycan askeri şehit düşmüş ve devam eden çalışmalarda bir Azerbaycan askeri de yaralanmıştı. Tedavisi devam ediyor. İşte bölgede aslında tansiyonu yükselten bir Ermenistan var. Gerilimi tırmandıran bir Ermenistan var ve Azerbaycan Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada maksatlı bir şekilde Ermenistan'ın bölgede gerilimi tırmandırdığı ifade edilmişti. Son dönemde özellikle ateşkes rejimini bozan ve mülki ahaliye, sivil halka yönelik saldırılarıyla Ermenistan'ı uyarmıştı aslında Savunma Bakanlığı. Derken Türkiye'den de Ankara'dan da çok sert tabii ki tepkiler geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ermenistan saldırılarında şehit düşen asker için Allah'tan rahmet dilediği açıklamasında Ermenistan'ı saldırganlığa son vermeye çağırdı ve aklını başına topla dedi Ermenistan'a. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun mesajı oldukça dikkat çekiciydi. Milli Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaptı ve Yukarı Karabağ'ı hukuksuzca işgal eden Ermenistan şimdi de Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek bir kahraman Azerbaycan askerimizi şehit etmiştir. Şehidimize Allah'tan rahmet, tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı dileriz. Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli demişti. Son cümle oldukça dikkat çekiciydi. Tabii bölgede ateşkes ihlalleri sürüyor. Dün ifade etmiştik. 30 ateşkes ihlali yapmıştı Ermenistan. Son 24 saatte de 33 ateşkes ihlali yaptı ki özellikle Ermenistan'ın Bert ve Çemberek bölgelerinden Azerbaycan'ın Tovuz ve Gedebey bölgelerine yönelik ateşkes ihlallerinin arttığını söyleyebiliriz. Tabii Azerbaycan ordusunda hazırlıklar devam ediyor. Seferberlik ve askeri hizmete çağrış kanunu kapsamında Azerbaycan ordusu bir kısım eski yedek askerini de göreve çağırdı. Bunun da altını çizelim. Rutin bir uygulama her yıl yapılıyor ancak bu döneme denk gelmesi oldukça ilginçti. Yoklama ve eğitime tabi tutulacak bu askerler. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mark Pompeo da dün bir açıklama yaptı. Dün aslında Azerbaycan, Ermenistan'ın bağımsızlığının yıl dönümüydü. Ve yıl dönümünü kutladığı mesajında Pompeo iki tarafa da itidal çağrısı yaptı. Ve yeniden müzakerelere dönün çağrısında bulunmuştu. Tekrar hatırlatalım. Dün gerçekleşen saldırılarda bir asker şehit olmuştu Azerbaycan ordusundan. Bir asker de yaralanmıştı. Saldırının da Ermenistan'ın bağımsızlık gününe denk gelmesi de oldukça manidardı. Peki bu Ankara'nın sert tepkisine Dışişleri Bakanlığı'ndan, Azerbaycan'dan bir cevap geldi mi? Geldi. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov bir açıklama yaptı ve Azerbaycan'ın uluslararası hukuka ve adalete dayanan mevkiini her zaman desteklediği için kardeş Türkiye'ye teşekkür ediyoruz dedi ve şehit asker için de başsağlığı mesajında bulundu Ceyhun Bayramov. Fatih Avanos Bakü'den aktardı. Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında giderek yükselen bir tansiyon var.